Ergün Diler, altılı yattı. Bugün Macaristan'da zafer kazanan Orban'a da, Zelenski'ye de, e de, Avrupa dengesine de bakalım. Çatırdama sesleri giderek yükselmeye başladı çünkü. Doğal olarak oradan da Türkiye'ye gelelim. Önce Zelenski'ye uğrayalım. Ukrayna lideri olan biteni hesap edemediği için her gün birine sesleniyor. Aslında oyunu göremediği için ülkesinin yuvarlandığı çukuru da kestiremedi. Zelenski'nin doğrudan isim vererek seslenmediği lider kalmadı. Bir tek kendisine dönüp bakmayı denemedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel ve Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi Rus askerlerinden kurtarılan bu çayı ziyaret etmeye, ve Rusya'ya taviz politikasının nelere yol açtığını gözleriyle görmeye davet etti. Zelenski bazı politikacıların Rusya'ya yönelik anlamsız korkuları gizlendi, Ukrayna'yı reddederek Rusya'yı sakinleştirebileceklerini düşündüler diyerek de Almanya ve Fransa'nın NATO konusunda Ukrayna'nın önünü kestiğini ilan etti. Martın sonlarına doğru Brüksel'e bağlanan ve Avrupalı liderlere seslenen Zelenski Orada Macar Viktor Orban'ı da hedef aldı. Macaristan'ın da trajik bir tarihi olduğunun altını çizen Ukraynalı lider önce dinle Viktor, Maripol'de ne oluyor biliyor musun diye sordu. Sonra da Tuna Nehri kıyısında 1944-45'te katledilen Macar Yahudileri anan anıta iyi bak, su kenarındaki o ayakkabıları gör, bugünün dünyasında toplu cinayetlerin nasıl yeniden yaşanabileceğini anla, Rusya bugün bunu yapıyor, aynı ayakkabılar yine var, Maripol'de aynı insanlar var, binlercesi var, bu insanlar öldü ve sen yaptırım uygulama konusunda kararsızsın sözleriyle Macar lidere yüklendi. Viktor Orban ise Putin'le olan yakınlığının getirdiği bir netice olsa gerek Ukrayna'ya silah vermeyeceğiz, Rusya'dan enerji alımına devam edeceğiz sözleriyle karşılık verdi. Macar halkı, Savaşın gölgesinde sandığa gitti ve daha önce Türkiye'dekinin bir benzeri olacağını yazdığım seçimler gerçekleşti. 12 yıldır kesintisiz iktidarda olan Viktor Orbán büyük bir zafer kazandı. Fides, Hristiyan Demokrat İttifakı, 199 sandalyeli parlamentoda 135 milletvekili kazanarak şimdiye kadar sahip olduğu 3'te 2'lik parlamento çoğunluğunu da korumayı başardı. 6 muhalefet partisinin oluşturduğu muhalefet ittifakı ise beklenen desteği göremedi. Muhalefet bloğunun aldığı oy oranı ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı katıldıkları 2018 genel seçimlerinde aldıkları oy toplamının da altında kaldı. Muhalefet ittifakı parlamentoda sadece 56 sandalye kazanabildi. Viktor Orban alkışlarla sık sık kesilen konuşmasında partisinin zor koşullarda tarihindeki en büyük zaferi kazandığını vurguladı. Orb'ın teşekkür konuşmasında öyle bir büyük zafer kazandık ki bu zafer aydan bile göründü ama en azından Brüksel'den bu muazzam zaferin çok net görüldüğüne eminim bu zafer yürekli Macar ulusunun zaferidir dedi. Muhalefetin ittifakla çıkardığı aday Peter Markizay da yenilginin nedeni ülkedeki demokrasi eksikliği dedi. Viktor Orban eline geçirdiği 3'te 2'lik parlamento çoğunluğuyla anayasayı değiştirdi, parlamentoyu kontrol etti, devlet kurumlarının tarafsızlığını ortadan kaldırdı. Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay, Başsavcılık, Hakimler Yüksek Kurulu gibi önemli kurumların başına kendi güvendiği isimleri getirdi. Medyada da aynı formülleri hayata geçirdi. Liberal politikaları hızla terk etti ve Avrupa ile adı konulmayan savaşı başlattı. Savaşın en zorlu geçtiği alan para şirket ihale üçgeniydi. Avrupa Birliği atılan her adımı yolsuzluk olarak nitelerken Orban, milli sermaye için bunlar şart cevabını veriyordu. Aynı çekişme hukuk üzerinde de yapılmaktaydı. Avrupa Birliği, Orban'lı 12 yılı hukuk devletinin tırpanlanması olarak açıklarken, karşı tarafsa ulusal egemenliğin güçlendirilmesi cevabını vererek iplerin koptuğunu gösteriyordu. Özellikle son bir yıldır bunu parayla da taçlandırıyordu. Orban asgari ücrete ve emeklilik maaşlarına zam yaptı. Sosyal ve aile yardımlarını artırdı, akaryakıtta ve temel bazı gıda maddelerine zam yasağı uyguladı. Elektrik ve doğal gaz zamlarını erteledi. Rusya Avrupa'daki en ucuz gazı Macaristan'a verse de Orban artık ekonomiyle uğraşacaktı. Avrupa yardımları keseceği gibi finalde kararı bekleyecekti. Orban'ın uyguladığı politikalarla AB üyesi olarak nasıl kalacaktı? Rusya-Ukrayna savaşı bu kararı öne çekecekti. Çok uzun zamandır yazdığım gibi Rusya'nın saldırısı Avrupa'ya yeni şeklini vermek içindi. Savaşın bu nedenle hemen bitmeyeceğini sık sık tekrar ediyorum. Belarus ve muhtemelen Macaristan da Rusya çizgisinde olacaktı. Soğuk savaş günlerindeki gibi Avrupa giderek bir elmanın iki yarısı gibi farklı taraflara düşecekti. Yarın belki Estonya'da, Letonya'da, Litvanya'da dengeyi değiştirecek adımlara ev sahipliği yapacaktı. Rusya, Ukrayna'nın ipek yolu için önemli olan kıyı şeridini zaten ele geçirmişti. Kiev'le başından beri sorunu yoktu. Kiev hedef de değildi. Viktor Orban'ın zaferi doğal olarak 2023'te burada yapılacak seçimleri çok daha önemli hale getirdi. Başkan Erdoğan'ın karşısında birbirine benzemeyen 6 partiden oluşan bir ittifak vardı. Macaristan bu ittifakın tutmadığının görüldüğü yer oldu. Avrupa sadece Ukrayna'da değil Macaristan'da da kaybediyordu. Bu nedenle ne kadar güçleri varsa buraya yığacaklardı. Siz devamlı Erdoğan'a gelip gittiklerine bakmayın. Hepsi birden muhalefetin iktidara gelmesini istiyordu. Orban'ın kazanacağına ihtimal vermiyorlardı. Kaybettiler. Tek seçenekleri kaldı o da Türkiye. Ancak işleri burada çok zor, yeni bir dünya kuruluyor ve Avrupa'nın başındaki kara bulutlar artıyor. Türkiye'de sonucu belirliyor. Ergün Diler Takvim. Hacı Yakışıklı. AK Parti'nin oyları neden arttı? Rakam vermeyeceğim ancak AK Parti'nin ve MHP'nin oylarında artış görülüyor. Devlet Bahçeli'nin çıkarsız şekilde devletin bekası için Erdoğan şiarından geri adım atmaması MHP tabanında sürdürülebilir siyaset etkisi yaparak tabanı konsolide ediyor. Başkan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında Batı'ya rol model olduğu açık. Fransa'nın beceremediğini Türkiye'nin başkanı çözüyor. Neredeyse her hafta gelen zamlara rağmen Türkiye vatandaşları bu mevzunun çözümünün de yine mevcut iktidarda olduğunu söylüyor. Ankara esnafı ne diyor? Ankara'nın nabzını en iyi Şentepe esnafı tutar. Demetevler'de şöyle bir gezin. Seçimden önce yaptıkları öngörüler tutuyor. Bir esnaf abinin dükkanına girdim. CHP'ye oy veriyor. 2023'te milletvekili adayı olarak yine CHP'nin adayına oy vereceğini söylüyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday belli değil, çok geç kaldılar. Gerekirse boş atarım diyor. Kurulan masalar rahatsız ediyor. AK Parti'ye oy verdiğini bildiğim başka bir esnafsa ekonomik açıdan kardeşim zorlanıyoruz. Bazen AK Parti'den başka nereye oy verelim diye bakıyoruz. Bu muhabbetin sonunda herkes aynı cümleyi kuruyor ve yaparsa yine Erdoğan yapar deyip onu takip ediyoruz diyor. Seçimden önce Erdoğan gibi, sonra Manukyan gibi Seçimlerden önce Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit eden bazı yerel ve genel siyasetçiler seçimlerden sonra Manukyan gibi oluyorlar. Alacak satacak adam arıyorlar. Taklitleri kenara bırakırsak muhalefet arenasında Başkan Erdoğan'a alternatif siyasi lider var mı? Bunun cevabını CHP ve İyi Parti veremedi. Başkan Erdoğan'ın tüm yol haritası meydanda. Ancak rakipleri henüz yol haritası oluşturamadı. Ben bunu söyleyince AK Parti'yi savunuyorsun diyorlar. Söylediğim yanlışsa ve insanları yanıltıyorsam tamam. Ama söylediklerimin doğruluğunu en iyi bilenler muhalefet yöneticileri. Onlarla görüştüğümde bizim yol haritamız belli değil diyorlar. Ben de isim vermeden onların tespitlerini paylaşıyorum. Varsa yol haritaları söylesinler, yazalım. Kulis. İyi Parti artık HDP denkleminin olgunlaşma vaktinin geldiğine karar verdi. Millet İttifakı'nın paydaşları seçime az vakit kala ortak cumhurbaşkanı adayıyla girmenin hazırlığını yapıyorlar. İyi Parti kendini buna göre dizayn ediyor. Koray Aydın ve Yavuz Ağralioğlu'nun yönetimden bypass edilmesi İyi Parti'nin selameti için değil, HDP'nin ittifaka resmen dahil olmadan destek vermesi için yapılmış rahatlatma hareketi. Yavuz Bey mükemmel siyasetçi mi? Partisi ise Yavuz Bey de o. Ancak Yavuz Bey'i kendi arkadaşları yedi. İttifak kendi evlatlarını yiyor. Bana Ağır oğlu neden görevden alındı diye soruyorlar. Araştırdım, sordum. Çıt yok, herkes susuyor. Hatta daha Yavuz Bey'in kendisi niçin görevden alındığını bilmiyor. İstişare etmemişler, ani kararla Yavuz Bey'i yönetimden çıkarmışlar. Peki siz daha muhalefet partisiyken görevden aldığınız adamlarınızın niçin görevden alındığını söyleme zahmetine girmiyorsunuz da sıra iktidara gelince şu müdür yardımcısı neden değişti diye soruyorsunuz? Ağır Alioğlu Belki partisinin kuruluş felsefesine yakışıyordu ama mevcut İyi Parti yönetiminde yeri yok. Çünkü yeni yapı artık yeni kurbanlar istiyor. Suskunluğun sebebi bu. Millet İttifakı an itibariyle sadece CHP ve İyi Parti'den oluşuyor. Saadet Deva, Gelecek ve Demokrat Parti'nin ittifakta olup olmayacağı kesinlik kazanmadı. Genel başkanlar toplanıyor ama seçime nasıl girecekleri hala muamma. Abdullah Gül bile bu kadar muğlak değildi. Seçime kendi listeleriyle mi, ortak listeyle mi girecekler belli değil. Cumhurbaşkanı adaylarını her parti kendi mi ilan edecek yoksa ortak adayla mı girecekler? Netlik yok. Hiçbir şey belli değil ama hep beraber ülkeyi yönetecekler. Yurtta sulu, cihanda sulu. Yurtta barış, dünyada barış diyenler hep darbe yaptılar. Bu söz ilk defa ideolojik bağlamından ayrı olarak üst düzeyde uygulanıyor. Türkiye savunma sanayisini geliştirmeseydi İlgi ve etki alanını genişletmeseydi Rusya Ukrayna görüşmeleri İstanbul'da yapılmazdı. Güçlüyseniz odak ülke olursunuz. Yurtta barışı sağlayan ve ülkesini güçlendiren Başkan Erdoğan artık dünyada barış sağlama kimliğini de kartvizitine çoktan yazdırdı. Ekonomi ve alım gücü. Vatandaşın alım gücü geçen seneyle kıyaslandığında düştü. 340 dolara tekabül eden asgari ücret şimdilerde 290 dolara denk düşüyor. 50 dolarlık fark var. Zamanla kapanabilir ve eski alım gücüne ulaşabilir. Ancak fahiş fiyatları halletmek gerekiyor. Bunun için denetimleri artırmak şart. Serbest piyasa demek önüne gelenin fiyat artırdığı sistem olmasa gerek. KDV indirimlerinin kısa vadede vatandaşları heyecanlandırmadığını söylemem gerekiyor. Ramazan. Allah tutulan oruçları kabul eylesin. Kitabımız Kur'an, menzilimiz Kızıl Elma, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hacı Yakışıklı Yeni akit.